Merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışından fotoğraf makinesini uzaktan tetiklemek için aldığım tetikleyici Pulse hakkında bilgi vereceğim. Alpenlabs sitesinden aldım. Şu an Türkiye'de satışı yok. İnternet üzerinden aldım. Ürün 99 dolar. 99 dolar olduğu için gümrükte vergiye takılır diye düşündüm. Tedirgin oldum. Ama yine de risk aldım, sipariş verdim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Ürün böyle bir kutuda geldi. Ama burada fiyatı 89 dolar yazıyor sanırım. Falan kısmı ve oradaki vergi olabilir. Şimdi kutu içeriğine ve nasıl çalıştığına bakalım. Aslında gerçek kutu bu. Şunu kaldıralım. Evet. İsmi Pulse. Alpenlabs, birkaç genç girişimcinin yaptığı, benim de takdir ettiğim bir çalışma diyebilirim. Kutu içerisinde neler var? Kutuyu açalım. Klasik bir etiket. Klasik kullanma kılavuz var. Nasıl kullanacağımızı ve uygulamayı nerede indireceğimizi anlatıyor. Bunları geçiyorum. Alet bu. Çok minik bir alet. İki tane kablo var. Bunlardan bir tanesi, yani bu kısım fotoğraf, pardon, bu parça pulsa takılıp USB portuyla şarj edilebiliyor. Bu parça ise bir ucu makineye takılıyor. Takalım. Diğer ucu ise fotoğraf makinesinin alt kısmına takılıyor. Yani şöyle. Önce bunu takalım. Fotoğraf makinesinin flash çıkışına. Flash'ın bağlandığı noktaya bağlıyorum. Şu parça ise makinenin out çıkışına takıyorum. Evet. Şu an taktık. Şurada minik bir tuş var. Makineyi de açalım. Bu kısmı çalıştırdığımızda artık Pulse kullanıma hazır. Kutunun içinde bir de şöyle şık bir kadife taşıma çantası var. Kabloları ve makineyi bunun içine atıp yalnız da taşıyabilirsiniz. Şimdi ikinci partta bu aleti nasıl kullandığımızı, markette hangi uygulamayı indirmemiz gerektiğini çekeceğim. Tabii bu videoyu telefonla çektiğim için ikinci bir telefona ihtiyacım olduğunu şu anda anladım. O yüzden ikinci bir telefona uygulamayı yükleyip nasıl çalıştığını size göstereceğim. Teşekkürler. Evet, uygulamayı Apple Store'dan indirdik. Alpenlabs diye aradık ve bu Pulse uygulamasını indirdik. Açıyoruz. Tabii şu an makinede yüklü ve açık durumda. İlk defa yükleyeceğimiz için burada birkaç ayar yapıyoruz. Makinemizi gördü, gördüğünüz gibi Mehmet Canon 650D yazıyor. Seçiyoruz. Ve ekran karşımıza çıkıyor. Okey diyoruz. Bağlantıyı yaptık. Gelin fotoğraf çekimine. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Bir,
fotoğraf çekebiliyoruz. İki, video çekebiliyoruz. Ama video çekebilmek için makineyi önce video konumuna getirmemiz gerekiyor. Timelapse yapma şansımız var. Uzun pozlama şansımız var. HDR fotoğraf çekebiliyoruz ve birden fazla fotoğraf çekebiliyoruz. Altta da ayarlarımız var. Şimdi fotoğraf çekiminden bir örnek göstereyim. Fotoğraf çekmek istiyoruz. Makineyi ayarladık. İşte diyafram öncelikli moddayız. Şu an diyafram 3.2'de. Şu kısımda ayarlara tıklayıp bu ayarları biz değiştirebiliyoruz. Şöyle gösterelim. Diyaframı diyelim ki 3.5 yaptık. Makine de değişti. 4 yaptık. Makine de değişti. ISO ayarımızı buradan değiştirdik. Değişti. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra geri çıkıyoruz. Artık fotoğraf çekimine makinemiz hazır. Ama benim tercihim burada fotoğraf çekmeden önce lensinizden manuel olarak odaklamayı yapıp lensi manuel konumda bırakmak daha faydalı oluyor. Genelde bu çekimleri yaparken tripodla manzara ya da gece yıldız fotoğrafı çekerken etkili bir şekilde kullanıyorum. O yüzden önce manuel bir şekilde ayarlarımı yaptıktan sonra fotoğraf makinesinden uzakta bir yerde çekimimi yapıyorum. Evet, fotoğrafı çekti. Tekrar bastık. Tekrar çekti. Buradan istediğimiz kadar artık fotoğraf çekebiliyoruz. Burada da fotoğrafın ön izlemesini gösteriyor. Tabii şu an manuel rastgele bir odaklama yaptığımız için burayı çekti. Burası önemli değil. Devam edelim. Video çekmek için yine dediğim gibi makineyi video konumuna getirmemiz gerekiyor. Eğer video konumuna getirirsek burada gördüğünüz gibi bastığımızda video kaydı başlıyor. Yine tekrar bastığımızda video kaydını tamamlıyor. Devam edelim. Benim en çok kullandığım burada timelapse. Burada yine sol taraftan makinenin ayarlarını yapabiliyoruz. Bir sürü ayar var da en önemlisi şu. Toplam kaç dakika boyunca video çekmek istiyorsunuz? 12 dakika. İşte fotoğraflar arasında kaç saniye aralık olmalı? İşte 4 saniye. Bu ayarları yaptıktan sonra çekime bastığınızda olsun için çekime başlıyor. Tabii biz burada 4 saniye ara olması gerektiğini söylediğimiz için o 4 saniye bekleyerek fotoğraf çekiyor. Şu an 1 saat 11 dakika boyunca fotoğraf çekecek. Toplamda da 1065 poz çekecek. Bunun 6 tanesini çekti. Şu an bunu durduruyorum. İstersem de tamamen bitiriyorum. Başka ne anlatabilirim? Şimdilik bu kadar olsun. Teşekkürler.